bakanlıklarla falan görüşürken kalkınma planları falan hazırlanırken hep şöyle söylüyoruz. Ya emek yoğun sektörlerin sürdürülebilirliği başarısı mümkün müdür? Bir ülke neden böyle geleceği olmayan sektörlere yatırım yapsın? Dolayısıyla mobilya emek yoğun bir sektör. Buna yatırım yapılabilir mi? Bunun geleceği var mı? Çünkü bir ülkenin bir sektörü desteklemesi için uzun dönemli bir sürdürülebilir bir hadise olması lazım. Yani geleceğinin var olması lazım. Katma değer oluşabilmesi lazım. İşte gelişmiş ülkelerin bundan kopmamasının en önemli sebeplerinden bir tanesi işte mobilya sektörü böyle bir sektör. Çünkü Türkiye'nin işte başkanım da konuşmasında bahsettiği dünyanın 13. büyük üreticisiyiz. Ve bir özelliği de Türkiye'deki milli kaynaklarla kullanılan bir katma değeri oluşturuyoruz sürekli. Yani yerli kaynakları, yerli malzemeleri kullanıyoruz. Üzerine işçilik ve katma değer oluşturarak sürekli değerlileştiriyoruz, daha değerli hale getiriyoruz. Ve istihdam dostu. Evet, tasarım, kalite, teknolojiyle daha sürdürülebilir, başarılı elde edilebilir ama en önemlisi de sürekli istihdamı şey yapıyor. Çünkü bu ülkenin en önemli özelliklerinden bir tanesi insanlara iş vermesi. Yani bir iş oluşturma, bir istihdam kapasitesi oluşturma öyle kolay bir şey değil. İşte mobilya sektörü bunun dostu ve Türkiye'nin yapısına baktığımız vakit son 20 yıldan itibaren hep artık net ihracatçı olmuş ve sadece ihracatını arttırıp yani ihracat fazlasını da katma değerini de artıran bir sektör olmuş. Ve hani gelişmiş ülkeler niye bu işi yapıyor dediğim için istisnasız bütün imalat sektörünün de müşterisi. Yani örnek diyelim ki şu anda bir sehpaya bakıyoruz, orman ürününün arkasından işte metalin, yan tarafa bakıyorsun camın, mermerin, makinenin, kimyanın, tekstilin, derinin hepsinin müşterisi. Dolayısıyla bir mobilya sektörü oluştuğu zaman bütün sektörleri geliştiren bir sektör oluyor. Bu da onun için ülke için çok önemli bir sektör elde ediyorsun. Yani bir fabrika, bir mobilya fabrikası kurulduğu zaman aynı zamanda bir sürü sektörü de geliştiren ve fabrikalarını kurduran bir sektör haline geliyor. Adeta stratejik bir sektör. Şimdi 2000 yıllarına baktığımız vakit, 2000'li yıllarda mobilya sektörü bölgesel bir oyuncu. Yani işte Ankara'da mobilyacılar var, Adana'da mobilyacılar var, Kayseri'de mobilyacılar var, İnegöl'de mobilyacılar var. Genellikle bölgesel çapta, tabi o günkü lojistik imkanları da az olunca, kendi kendine böyle alıp satan, bölgesel olarak satan bir oyuncu noktasında. 2000'den sonra tabi bir ihracat başlaması oldu. Yani şöyle söyleyeyim, mesela 2000 yılında Türkiye'nin mobilya ihracatı 160 milyon dolar, karşılığında da 280 milyon dolar ithalat vardı. Yani ihracatımızın neredeyse iki katı kadar ithalat yapan bir sektördü. Bu bugün bazı sektörler hepsinde var. İhracat çok büyük ama karşılığında ithalat da var. Onun için mobilya sektörü de böyle bir şeydi. Bugün dünyanın 13. büyük üreticisi noktasına geldik ve üretimimizin %36'sından fazlası, 3'te 1'inden fazlasını da ihracat yapma potansiyeli elde ettik. Yani rakamlara baktığımız vakit işte 2003'te 345 milyon. Ondan sonra bu rakam hep arttı. Bugün 3.5 milyar dolar noktası 2019 bugün dediğim geldi. Bu senedeki hedefimiz 4.5 milyar dolar bir ihracat potansiyeline erdik. Bunu yapacağız inşallah. Hatta bu Çin'deki son gelişmelerle beraber biraz sonra anlatacağım belli bir etkinlik yapıyoruz. Yani Çin'den 1 milyar dolar daha Türkiye'ye transfer etme için altyapı ve programlar düzenliyoruz. Yani 5 milyar doları inşallah aşabiliriz diye düşünüyoruz. Nerelere mal satıyoruz? Şimdi genellikle mobilya sektörüne tabii nakliye de önemli bir avantaj olduğu için aslında uluslararası ticaret de hep artıyor. Ama en büyük avantajı kendi komşundan başlıyorsun. Ona çok mal satabiliyorsun. Şimdi Irak'a ciddi anlamda Türkiye'de yani Irak'ta satılan mobilyacıların büyük bir çoğunluğu Türkiye'de yapıyor.
Arkasından Almanya'ya 10 yıl boyunca Almanya'ya mal satıyoruz. Almanya'ya da bugün Irak'a işte 500 milyon dolardan fazla, Almanya'da da 200 milyonla 250 milyon dolar istisnasız her yıl mobilya ihracatımız var. Son 4-5 yıldır Suudi Arabistan'da ciddi anlamda bir mobilya satışı artıyor. İşte geçen 3-4 yıl önce 100 milyon dolarla da bugün 200 milyon doları aşmaya başladık. Libya çok daha fazlaydık ama bu savaş ortamından sonra biraz azaldı. Aslında o da 500 milyon dolarlardan. Bugün 200 milyon dolar ama yani iç savaştan sonra yani şu iç şeydeki huzur falan sağlanırsa kesinlikle orada 500-600 milyon dolar Türk mobilyası satılmış olur. Ve en son Amerika Birleşik Devletleri ciddi anlamda 25 milyondan bugün 150 milyon doları aştık. En son geçen sene Amerika Birleşik Devletleri'nin Ticaret Bakanı biliyorsun Türkiye'ye geldi ve bir Türkiye'den almak istediği en önemli 5 sektörlerden bir tanesinin mobilya olduğunu kendisi belirtti. Hatta biz de kendisiyle bizzat bir görüştük. Yaklaşık bir saat Türkiye mobilya sektörünün yapısını kendisine anlattık ve Türkiye'den nasıl mobilya alabileceklerini. Ama tabii Amerika'ya uzun dönemli, yani şöyle bir şey söyleyeyim, biz Amerika deyince bizim diğer bir ülke gibi düşünmemek lazım. Amerika bir içinde işte 50 tane ülke. Dolayısıyla bu ülke, her ülkenin kendine göre zevkleri, yani bir Texas, bir Kaliforniya, bir New York, bir Miami birbirlerinden farklı kültürleri, farklı anlayışları, zevkleri ve yani saat farklarından tutun, yaşam tarzlarına kadar çok farklı. Dolayısıyla Amerika'da başarılı olmak için gidip Amerika'da yerleşik firma kesin kurmak gerekiyor. Ve bir işbirliği kültürü, çünkü oradaki pazar çok büyük, çok büyük alıcılar var. O büyük alıcılar da büyük firmalarla muhatap olmak istiyorlar. Onun için Amerika bizim en önemli pazarımız. Kısa sürede bu 1 milyar dolara çıkacak ama ondan sonra ucu bucağı yok. Çünkü gittiği her ülkeye gelen Amerika'nın siparişleri hangi ülkede, hangi sektör olursa dünyanın en büyük tüketicisi olduğu için siparişleri artıyor. İnşallah Amerika'yı da başarmış olacağız ve Türkiye mobilya sektörünün yapısını da değiştirecek ölçüde siparişlerin geleceğini bekliyoruz. İşte Fransa bunun gibi var. Yani aslında Avrupa'nın 180 ülke var. Dünyada 180 ülkeye mobilya satıyoruz. Az çok ama istikrarlı bir şekilde satıyoruz ve 10 yıldır satıyoruz. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin aslında bir Türk mobilyacısı vardır. Türk mobilyasını satan mağazaları vardır. Bu da aslında pazara girmeyi de kolaylaştırıyor. Çünkü gittikçe bilinen bir sektör diyor. Türkiye'deki yani Türkiye'nin mobilyadaki başarısı dünya tarafından da kabul edilen, çünkü istatistiklere yansıyor. İşte bugün dünyanın 15 yıl önce dünyanın 23. sırada ihracatçısıyken bugün 12. sıraya yükseldik ve gittikçe rakamlar yükselince dünyadaki bütün mobilyacıların da dikkatinden kaçmıyor. Şimdi mobilyada şöyle bir sektör var, burada rakamlar var, rakamlarla çok bakmaya gerek yok. Şimdi ithalatına baktığımız vakit, hani size demiştim 2000 yılında 280 milyon dolar ithalatımız vardı. Bugün ithalatımız belli bir dönemlerde bir arttı ama hala ithalatımız yerinde sayıyor. Saymamızın sebeplerinden bir tanesi Türk mobilya sektörünün başarısı ve dinamik gücü. Bir de tabii ki şey de var. İthalatı da Ticaret Bakanlığımız, yani eski Ekonomi Bakanlığımız tarafından da %25 tarafında belli bir ülkelerde haksız rekabet olmasın diye bir vergi de var Avrupa Birliği haricinde. Onun için Türkiye mobilya sektöründe imalat yapmak ve üretmek için her zaman bir fırsat var. Şimdi hep şöyle söylenir. Neticede bir şey hep sarıldığı zaman işte kilosu kaç paradan bakılır. Yani biz şu anda işte 369 dolarlardan 4 dolar civarındaki bir şeyde kilogram fiyatı olarak noktasından geldik ama bu çok yani sektörel bir şey anlaşabilirsin, hiçbir şey ifade etmeyebilir. Çünkü bazen evet bir mobilyanın kilosu 20 kilodur, 20 dolardan da satılan mobilya vardır, 2 dolardan satılan da mobilya vardır. Mobilyanın kalitesi, tipi, şey çok değişebilir. Dolayısıyla bu noktaya çok bakmaya gerek yok. İl bazındaki fiyatlar, hangi şehrimiz ne kadar kaç şeyde satıyor, bunlar da çok farklı. Şimdi şöyle, hani sürdürülebilirlik çok önemli demiştim. Bu başarı, şimdi geçen sene mesela Türkiye'nin ihracatı
Yani gene yükselişle kapandı, 180 milyar dolar ama rakam bazında bir şey ifade etmiyor. Ama onun içindeki mobilya artışı, geçen sene bizim mobilyadaki ihracatımız bir önceki yıla kadar göre %12 civarında arttı. Yani 3 milyar 100 milyondan 3 milyar 500 milyon dolara kadar, yaklaşık 400 milyon dolar fazla bir şey yaptık. Geçen sene dünyada hemen hemen hiçbir ülkenin ihracatı fazla artmadı. Sadece Türkiye'nin çok nispi bir şekilde, çok az bir şekilde arttı ve bunun içindeki mobilya oranı %12. Şimdi burada tabii çok iyi, 36 bin tane üreticimiz var Türkiye'de. Bu Türkiye'de yaygın bir şekilde hemen hemen her şehirde mobilya var. Mobilyacı var. Başkanım söyledi, işte Mardin'de de 36 firmadan, imalatçı firmadan bahsetti. İşte büyük çoğunluğu aslında kümelenmiş bölgelerde. İşte Kayseri, Hatay, Adana, Ankara, İstanbul, İnegöl, ondan sonra İzmir. Tabii Marmara bölgesinin büyük bir gücü var. İç Anadolu'daki Kayseri'den ötürü, Kayseri ve Ankara'da önemli bir mobilya üretim yeri. Ve bu 36 bin tane üreticimizin yanında bir 10 bin firmamız ihracat yapıyor. Ama bizde bir sıkıntı var. İşte bunu da zaten aslında değiştirmeye çalışıyoruz. Aslında biz Mardin'de biz uluslararası ticareti çok iyi biliyoruz. Aslında burada da bir fırsat var. Çünkü var olan üreticilerimiz ve ihracatçılarımız sadece bir ülkeye odaklanmıştır. Yani neredeyse 8 bin küsür firma sadece bir ülkeye satıyor. Ondan sonra geri kalan işte 2 bin firma iki ülkeye satıyor. 3 ve daha fazla ülkeye mobilya satan firma sayımız, şirket ihracatçı olsun, imalatçı olsun sadece 700-750 civarında. Yani birisi bir organizasyon yaparsa, Türkiye'deki imalat sektöründe markalaşma tasarımı yaparsa ve iyi bir ihracat kadrosu kurabilirse, inanın çok ciddi anlamda burada bir fırsat var. Çünkü ihracatçımız dar anlamda, imalatçı çok fazla, yani şöyle dünyada her zaman aslında bir sektörde bir imalatçılar var, bir de tüccarlar var. Bizde mobilya sektöründe ara tüccar, yani gerçekten bu işe ticaret olarak giren ve büyüten insan sayısı çok az. Genellikle mağazaları açanlar, markaları açanlar da imalatçılar. Onun için sektör biraz aslında sektörün ölçek büyüklüğünün yakalanmaması ve küçük kalmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Eğer ticaretle, yani bu üreticilerimizin yanında ticaretle de yatırım yapıp geliştiren insanlar olursa burada da bir kar var. Çünkü mobilyada taşıma, nakletme, lojistik imkanları, tüketici beğenileri hep farklı ve hep burada katma değer oluşan bir şey. Ama tabii bu organizasyonda kolay değil. Yani mobilya sektörümüzün hassas noktalarından bir tanesi de fırsata dönebilir bir tüccarlar için. Şimdi dünyada mobilya ticareti de yıldan yıla artıyor. Yani bu rakam şu anda 200 milyon, buradaki rakamları da gözümde bulundu ama aşağı yukarı 200 milyar dolar civarında dünyada bir mobilya ticareti var. Yani kim kime satıyor? Tabii bu büyük çoğunluğu biraz sonra rakamlardan göreceğiz ama hala işte başkanım da bahsetti, yani bu aslında Çin tarafından yönlendirilen bir pazar olmuş. İthalatçı ülkelere baktığımız vakit, yani bu 200 milyar dolardan Amerika Birleşik Devletleri kendi başına en büyük müşteri ve ithalatçı. Ya kendisi üretmesine rağmen 40 milyar dolar mobilya ithalatını kendi başına gerçekleştiren bir Amerika Birleşik Devletleri var. Arkasından burnumuzun dibinde az önce işte rakamları söyledim. Bizden 200-250 milyon dolar hiç arttıramadık. Çünkü bizim imalatçılarımız hep orada Türk mahallesinde kaldı. Ya daha fazla aslında yani Almanya'da Almanya'ya böyle açılamadık. Almanya pazarındaki o satın alma birlikleri şey yapamadık ve Türk mahallesinde kaldık ama Almanya'nın ithalatı 14 milyar dolar. Arkasından işte Fransa, yine orada rahat başarı sağlayabileceğimiz 28 milyar dolar. İngiltere özellikle bu Brexit'ten sonra ciddi anlamda bir avantajımız var. Zaten bu son yıllarda da mobilya ihracatımız ilk 5 ülkeden bir tanesi de İngiltere. İngiltere ihracatımız artıyor. Ve Kanada.
Yani bu pazarlar, yani özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa ve Kanada ciddi anlamda Türk mobilyacısı için bir pazar konumunda ve buralarda ciddi ticaret imkanları ve fırsatları var. Şimdi bu ülkelere kim satıyor? Yani bu rakamlar, işte dedik ya, bu kadar 160 milyar doların aslında bir de karşı ayağına baktığımız vakit, yani kendi başına Çin 53 milyar dolar mobilya satışı var. Ama bu satışın %30'unu, bu 53 milyar doların %30'unu, %36-37'ini tek başına aslında Amerika Birleşik Devletleri'ne satıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri, geri kalanı işte hemen hemen dünyanın her tarafına satıyor. 180 milyar dolar üretim yapıyor. 180 milyar dolardan da sadece 3 milyar dolar ithalatı var. Bu 3 milyar doların önemli bir kısmı İtalya, Almanya gibi ülkelerde. Biraz da işte Vietnam arka bahçesi olarak gördüğü için orada da üretim yapıyor ve hem ülkede satıyor hem onlara ihracat yapma imkanı var. Uzun böyle bir imalatların bir kısmı. Yani hem Çin'de fabrikası olanlar hem Vietnam'da fabrikası olan işletmeler gittikçe gelişiyor. Ama bu kendi başına, şimdi Türkiye'de işte biz konuşuyor, kendi başımıza bir fırsat oldu. Biz de dedik ki, biz de yaklaşık 11 yıldır Çin'de dünyanın en büyük fuarı, Uluslararası Mobilya Fuarı Guangzhou'ya katılıyorduk. 18-21 tarihinde biz de orada fuara katılacaktık. İkinci etabı da ofis ve yan sanayi fuarı. O da 28-31 Mart tarihlerindeydi. Şimdi bu iki fuarda ertelendi. Dünyadaki iş adamlarının takvimleri, ajandaları boşaldı. Biz de İstanbul Mobilya İhracatçılar Birliği ve Federasyon olarak dedik ki, ya bu durumu nasıl fırsatla çevirebiliriz? Bakanlıkla ciddi istişarelerinden sonra 23-30 haftası, Mart haftasında, yani hemen hemen bu haftalar denk geliyor, İstanbul'da büyük bir yurt dışı alım heyeti gerçekleştiriyoruz. Bu fuar merkezimizde 5, 6. ve 7. holleri kiraladık. Yaklaşık hemen ilk günde 400 tane firmamız başvurdu ama bunların 330 tanesini yer verebiliyoruz. Çünkü bütün aynı o kadar standı, tek tip stand yapacağız ve 40'ar metre verme imkanımız var. Çünkü daha fazla yer yok. Sadece ihracata yönelik olarak dünyanın en büyük alıcılarını İstanbul'a getiriyoruz. Uçak biletlerini alıyoruz. Otel masraflarını biz karşılıyoruz. O bütün transferlerini vesaire biz vereceğiz. Hani sizin de eğer tanıdığınız yurt dışında mobilyacı tanıdıklarımız varsa, irtibatta kurduğunuz şeyler varsa, bunları biz rahatlıkla getirebiliyoruz. Bize bir başvurmanız yeterli. İstanbul İhracatçılar Birliği olarak onları Mart'ın 26, 27, 28 Mart günleri biz İstanbul'da ağırlamak istiyoruz. Hemen hemen sektörel bazda bugüne kadar bir aylık bir hazırlıkla Türkiye'nin